Evet arkadaşlar, merhabalar. Ortaköylü Berk, Berlin'de kanalımızı açmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar, ben Berlin'e geleli yaklaşık 3 ay oldu. 3 ay süresi içerisinde gerçekten İstanbul'la arada çok büyük bir fark var. Sosyal düzen olarak, alışkanlıklar olarak. Adamlar bayağı ilerlemişler şaka bir yana gerçekten. Ne yürümesi Yasin? Ne yürümesi? Karakola gideceğiz daha. Niye? Benim gelişim bayağı bir zahmetli oldu Türkiye'den. Polis beni çağırmadı. Biz çok uğraştık daha doğrusu. O kızın resmi ifadesi bittikten sonra seni de çağıracak. Benim eşimin vatandaşlık davası vardı. Bu arada bu konularla ilgili sorularınız olursa cevaplayabilirim. 50 bin tane Türk'ten bahsediyorlar ama bu Türklerden bir tanesi de bizdik. Yasaklı duruma düşen Türklerden. Almanya'da 2000 yılından sonra ikinci bir ülke vatandaşı olmak yasak. Bu yasaklı duruma benim eşim de düşmüştü. Yaklaşık 5-6 sene uğraştık. Evet. Yalan söylemeyeyim. 5-6 sene uğraştık. Hem Türk hem Almandı. Ama Türk vatandaşlığı geçerli sayılmıyordu. Yani Almanya tanımıyordu. Yani ikinci bir ülke vatandaşlığı yasak olduğu için 2000 yılından sonra eğer Alman vatandaşıysan 2000 yılından sonra başka bir ülke vatandaşlığın var ise bu yasaklı duruma düşüyor Almanya'da. O yüzden Alman vatandaşlığınız varsa ikinci bir ülke vatandaşlığına sakın kesinlikle geçmeyin. Çok uğraşırsınız. Biz çok uğraştık yani. Bu süreç içerisinde dava açmanız gerekiyor. Ya bayağı bir mahkeme süreçleri falan, bunlar bayağı bir yorucu tempo, yorucu işler. Onları geçelim yani. Biz buraya da yaklaşık işte 2-3 ay evvel geldik. Tabi gelmeden önce benim eşimle çocuğum, bu arada benim çocuğum da var. Eşimle çocuğum Alman vatandaşı olduğu için ben buraya gelişim daha kolay oldu. Yani gelecek arkadaşlara söylüyorum. Çocuğunuz varsa Avrupa'ya gelişte, Almanya'ya yerleşmede bir sıfır daha önde başlıyorsunuz. Çünkü gelen arkadaşlarımız var, bayağı zorluk çekiyor. Etrafımda da tanıdıklarım var öyle. İlk önce Alman konsolosluğu sınava sokuyor sizi, A1 sınavına. A1 sınavını geçtikten sonra buraya gelebiliyorsunuz. Öyle şartları var. Çocuğun oldu mu? Çocuğunuz oldu mu daha doğrusu? Bunlardan hiçbirisinden sorun yaşamıyorsunuz. Çocuk üzerinden aile birleşimi diye bir şey var. Çocuk üzerinden aile birleşimine başvuruyorsunuz. Kağıtlarınızı, evraklarınızı hazırlıyorsunuz. Bir ton evrak var. Alman konsolosluğuna götürüyorsunuz. Ama yani gerçekten kolay değil yani. Biz şu 3 ay içerisinde bayağı bir uğraştık diyebilirim. Ev bulmak çok zor. Ben böyle bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Türkiye'den hep ben Türkiye'deydim. Almanya'ya gelirken eşim hep bahsediyordu. Ev bulmak çok zor. Yabancılar çok geldi buraya. İşte çok ev herkese vermiyorlar. Devletten geçinenlere zor ev veriyorlar falan diye. Gerçekten bir ay falan sürdü bizim ev bulmamız. O da şans eseri güzel bir ev bulduk. Çıktık evimize. İşte evden ben eşyalarımı falan hep Türkiye'den buraya getirtirdim. Gerçekten zor oldu yani. Bayağı bir zorlu bir süreç. Taşınma işlerini bilirsiniz zaten. Taşınma işleri çok zor işler. Gerçekten yıpratıyor insanı. Buraya geldiğinde ilk başta çocuk üzerinden aile birleşimi yaptığında çok zorlanmıyorsunuz.
Yabancılar şubesine gidiyorsunuz. İlk önce size Alman konsolosu size geçiş vize veriyor. O vizeyle buraya geliyorsunuz. Geldikten sonra yabancılar şubesine başvuruyorsunuz. Tabii yabancılar şubesine başvurmadan önce 6-7 hafta öncesinden bir randevu almanız gerekiyor. Eğer siz Türkiye'deyseniz, eşiniz Almanya'daysa o sizin yerinizi alabilir. Benim böyle oldu şahsen. Eşim aldı. Allah ondan razı olsun. Efendim? Vizenin bitme şeyinden. Tabii. Vizenin bitme sürecinden 6 hafta öncesinden randevu almanız gerekiyor. Eşim de onu söylüyordu. Vizeye giderken neler yanında neler gönderiyor? Unuttum ben şimdi onları. İkamet belgesi olması gerekiyor. Tabii ikamet belgesi. Almanya'da değil mi? Tabii. Almanya'da ikamet belgeniz olması gerekiyor. Pasaport, sigorta. Sigorta yoktu zannedersem. Çünkü oldu bizim 2-3 ay unuttum ya. O süreçleri. En önemli şey yabancılar şubesine ikamet. İkamet bildiriyorsunuz. Benim çocuğum olduğu için bana yaklaşık 13 ay bir vize verdiler. Oturma müsaadesi verdiler, pardon, vize diyorum. Oturma müsaadesi verdiler. Eğer eşime söylenen, oradaki memurun söylediği, eğer Almancayı iyi şekilde öğrenirsen, kendi derdini de anlatabilecek kadar, çocuğun 18 yaşına gelene kadar oturma müsaadesi vereceğiz dediler. Yani verebiliriz dediler. Almanca öğrenmem şartıyla. Ondan sonra işte evi bulduk biz tabi. Eşyalar gelene kadar tabi boş evde şişme yatakların üzerinde yatmak zorunda kaldık. Bayağı zordu o günler. İlk bir ay falan bayağı bir zorluk çektik yani, 1-1,5 ay. Eşya yok, mutfak yok, hiçbir şey yok. Kolay değil gerçekten arkadaşlar. Ben de Türkiye'den çok gelmek istiyordum, Almanya'ya yerleşmek istiyordum. Gerçekten kolay değilmiş yani. Buradan, oradan buraya yerleşecek insanlara, yerleşmek isteyen insanlara söyleyeyim de şimdi. Ya burada da tabii, burada Türkiye'ye göre bayağı bir ilerlemiş bir ülke. Yani şeyleri falan iyi yani. Allah var şimdi. İyi de öldür, hakkını yeme. Adamlar açmışlar yani. Teknoloji olarak, sistem olarak, düzen olarak. Nüfus az Berlin'de. Berlin en kalabalık şehirlerinden bir tanesi Almanya'nın. Kolay değil gerçekten. Başka bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek gerçekten kolay değil. Ama çocuğunuz için, gelecek için düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin derim. Süper yani. Eğitim açısından falan çok güzel. Ama herkesin tabii, her ülkenin de farklı farklı güzellikleri var yani. Almanya'nın da güzellikleri var, Türkiye'nin de güzellikleri var. Oturma müsaadesini aldıktan sonra eşyalarımızı bekledik tabi. Bundan sonra Job Center'a yazıldık. Job Center her şeyi kabul etmiyor. Onların istediği eve göre, evin kirasına göre ev tutmak zorundasınız. Biz, ben geldim tabi, burada yabancı dilim yok, işim yok. İlk başta gerçekten zorlanıyorsunuz, kolay değil. Ama o zorlanma esnasında sizi idare edecek ve de size destek olacak tek kurum burada Job Center. Gerçekten Allah adamlardan razı olsun diyebilirim. Adamlar her burada kimseyi aç bırakmıyorlar gerçekten. Sizin yiyeceğiniz paraya kadar, işte ev kirasına kadar veriyorlar, ama tabii onların istediğine göre yani. Şimdi onlar gidip de 650 euro'luk kira karşılayacağız deyip de siz gidip 900 euro'luk ev kiralarsanız karşılamıyorlar. Bunu ben baştan söyleyeyim size. Kolay değil yani. Ama mesela biz evimizi tuttuğumuzda ev bulamadı benim eşim. Ben geliyordum Türkiye'den. Ev bulamadı. Sokakta kalacağız. Söylüyoruz, ev yok. Ev kiraları uçmuş. Mecburen bir ev kirası, ev şeyiyle kontratı, sözleşme yaptı. Tabi bu sözleşmeyi yaparken Job Center'ın bilgisi olması lazım. Ama mecburen bizi imzalamak zorunda kaldık. Çünkü sokakta kalacağız.
Dedik gittik böyle böyle evin kirası 871 euro. Kabul etmediler. Evin 871 euro kirasını mesela. Aklınız babanız da. Boş ver. E ne yapacağız dedik, yani ev yok. Birkaç defa söylediler 6 ay içerisinde ileriye dönük ev bakabilirsiniz falan, hani kiranız yüksek diye. Tamam dedik. Bak bulabilirsek olur ama ev yok yani. Bizim oturabileceğimiz kapasitede büyüklükte ev yok. Bir de yabancılar çok olduğu için Berlin'de, yurt dışından da gelenler olduğu için çok ev yok. Vermiyorlar. Bir de job center'dan geçinenlere de zor ev veriyorlar. Bunu da söyleyeyim. Kolay değil gerçekten. O aylarda çok sıkıntılar çektik yani. Şansımıza bu ev denk gelince hemen evin içine girdik. Kolay değil. Ama job center dedi ki 620 bin de ben karşılarım. Gerisini siz nasıl yaparsanız yaparsınız. Okey. Karşılıyorsunuz ama ister istemez o verdikleri paralardan da tabi eksiliyor yani. Ya Türkiye'den bir ek gelir ne olacak? Ya da böyle bir şekilde şey geçirmeye çalışacaksınız yani. Ama onun dışında çoğu şeyinizi karşılıyor. Yiyecek paranızı veriyor. Kişi başı veriyor yani Berlin'de. 369 euro para veriyor kişi başı. Çocuğa da 200 küsür euro para veriyor. 200-300 euro gibi bir rakam. Ekstra çocuk paranızı alıyorsunuz. Sosyal haklar gerçekten burada çok iyi. Onu söyleyebilirim. Ama ilk etapta ben geldiğimde şahsen ilk etapta tatil gibi geldi bana. İlk 10 gün. İlk 10 günden sonra tabi adapte olmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. E tabi doğduğu büyüdüğü yeri bazen insan geliyor, arıyor. Aramıyor değil. Ama alışmak zorundasınız. Artık buraya yerleştiniz. Düzeninizi burada kırıyorsunuz. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlk videoda diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda daha uzun da konuşacağız inşallah. Görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. O zaman biz